Nur Ahmet Kurban hocama ben de teşekkür ediyorum. Hemen vakit geçirmeden araştırmacı yazar ve aynı zamanda rahmetli büyüğümüzün akrabası da olan efendim Muhammed Ali Aloğlu kardeşimiz bize Mehmet Emin Buğra'nın Türkiye'deki mücadele hayatının temel dinamikleri üzerine hitap edecekler. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri var eden, varlığından haber eden ve burada bizleri toplamaya ihsan eden Rabbimize hamdolsun. İnsanlığın medar iftarı ve her zamanın ve zeminin, her anın ve her vaktin katışması rehber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Ve onun risalet davasını bir an olsun, yalnız bırakmadan canıyla ve malıyla ve hayatı boyunca yükseldikleri mücadeleyle o davaya gönül vermiş olan ashab-ı kiramına selam olsun. Ve yine selam olsun ki dinini, milletini ve vatanını kendine dert edinmiş, gayeyi hayal edinmiş olan ve bu dava uğruna maddi ve manevi bütün varlığını ortaya koymuş olan Doğu Türkistan'da büyüklerimize selam olsun. Pek saygıdeğer büyüklerim ve değerli hemşehrilerim ve hazirim. Ben burada tebliğimin Mehmet Emin Buğra'nın 1951 yılından vefatına kadar geçen sürede Türkiye'de ve ulusal düzeyde ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği faaliyetleri bir nebze olsun hatırlatma adına bir tebliğ sunmak istiyorum. Gerçi hocalarımız değinilmesi gereken temel ilkeleri değindi. Ama birkaç husus var ki buna değinmeden, bu takdimi yapmadan bitirmemiz doğru olmayacaktı. O da şöyle bir durum. Hepinizin bildiği üzere tarihe mal olmuş şahsiyetleri andığımızda ya da daha doğrusu onu anlamaya çalıştığımızda salt, biyolojik ve kronolojik bir tarihi geçmiş olan bir şahıs üzerine konuşuyor değiliz. Aksine bir milletin sergüzeştiği hayatını, bir tarihini görmekteyiz. Dolayısıyla burada Mehmet Emin Buğra adına biraz önce hocamızın ifade ettiği tarihi serencama baktığımız zaman aynı zamanda Doğu Türkistan'da mazlum bir milletin bu yüzyılda yani 20. yüzyılın başından ortasına kadar geçen süreçte dünyanın en netameli, en sıkıntılı iki dünya savaşı yaşanmış bir süreçteki serencamına, tarihine bakmakta olduğumuzu unutmayarak bir nebze bu noktaya dikkat etmenizi istirham ederim. Ayrıca böyle bir tarihi şahsiyetle ilgili bir şey konuşmak, bir şeyler anlatma adına bir takım değerleri ortaya koyarken mutlaka tarihi, o dönemin tarihi şartlarını, siyasal ve sosyal ve ekonomik altyapısını ve dünya konjonktüründe olup bitenleri nazara vermeden, bunları bir doğru bir şekilde analiz etmeden, daha doğrusu anlamı konusunda dahi tam hikmetle, yetkiyle sahip olmadan söz söylememiz gerçekten zordur. Bu arada bu noktaya değindiğinde aklıma Sadi'nin şu meşhur sözü gelir. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Efendim bir takım hadiseler yaşanmış, bir takım olaylar olmuş, eksiler, artılar ve sevaplar insan hayatının hep olmaktadır. Ama bizim için böyle tarihi şahsiyetler, özellikle Mehmet Emin Buğra konusunu işlediğimizde, bunu hatırlamaya çalıştığımız zaman bu noktaya dikkat etmeliyiz ve o zemin ve zaman şartlarında biz olsaydık neler yapabilirdik sorusunu gerçekten kendimize sormalıyız. Hatta günümüzde bu kadar imkanlarımız elindeyken, bir takım sosyal imkanlar, Avrupa'daki yaşantılar, Türkiye'deki hem devlet erkanının hem toplumsal veriler hem buradaki hocalarımızı görüyoruz. Pek çok dernek ve farklı kültür ortamındaki insanların destek verdiği bir dönemde biz neleri nereye kadar taşıyabildik ki Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Aptekin neleri başardı? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Değerli hazırım, bu kısa mukaddimeden sonra yaşamının ilk yıllarından itibaren kendi ifadesiyle sağ elini sol elinden ayıracak bir idrake malik olduğundan itibaren bir mücadeleye atılan Mehmet Emin Buğra hocamın söylediği şekilde 1949 dönemine kadar o süreci yaşadıktan sonra Doğu Türkistan'ın artık müzakere etme yani artık anlaşma imkanı olmayan bir Çin Komünist Partisi ve Mao Zedong yetkilileriyle yapılacak bir şey yoktu zaten. Muhaceratı karar verdi. Ve öncelikle Hindistan'a göç etti ve orada iki sene kaldıktan sonra Aralık 1951 yılında İstanbul'a geldi. Ve İstanbul'da onları karşılayanlar Milli Türk Talebe Birliği'nin değerli ve o zaman için gerçekten hamiyetli gençleri oldu.
Bunun hatıraları var arkadaşlar. Nevzat Hocam çok iyi bilir. Fotoğraflarıyla onları karşılamaya gelen genç bir nesil vardı. Şimdi o nesil Türkiye'de oldukça ciddi ve etkin bir yere gelip bu davanın tanınmasında büyük bir aktif rol oynamışlardı. Mehmet Emin Buğra'nın 1951 yılıyla 61 yılı arasındaki Doğu Türkistan davasının yaşanma adına Türkiye'de yaptığı faaliyetleri şöyle 3-5 başlık altında sıralarsak şunları söyleyebiliriz. 1. Doğu Türkistanlı muhacirlerin ikamet, barınma gibi temel insani problemlerini stabil hale getirmek. Çünkü biliyorsunuz muhacirattasınız, yeni bir ülkeye gelmişsiniz, barınak ihtiyacınız var, geçim ihtiyacınız var, kendinizi doğru bir şekilde tanıtma ve tanımlama imkanınız var. Çünkü bu, bakın burası çok önemli bir hadise. Muhacirattaki insanların kendisini doğru tanımlayamazsa, tarif edemezse, davasını nitelikli bir şekilde ifade edemezse, diaspora gerçek anlamda diaspora olamaz. Belki gettolara tıkanmış ve kendi topraklarında yaşayan farklı milletlerle çatışma içerisinde yaşayan bir grup olur. Çok şükür ki eğer burada biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış pek çok millet toplulukla beraber Doğu Türkistan davasını anlattığımız zaman, yani sokakta herhangi bir yerde, ilmi meclislerde olsun, herhangi bir yerde Doğu Türkistan dediğimiz zaman, Mehmet Emin Buğra dediğimiz zaman, Uygur Türkleri'ne gel kardeşim diyebilmelerinin en büyük vesilesi bu insanların muhacirattaki ilk insanın attığı adımlardır arkadaşlar. Büyüklerim bunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz zaten. İkincisi, Doğu Türkistan'ın muhacirlerin kendi aralarında sivil toplum, vakıflar ve dernekler şeklinde teşkilatlanmasını sağlamak. Üçüncüsü, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzel kişileri olmak üzere halkın çeşitli mertebelerinde Türk topluluklarla birlikte bir sistematik, bir organizasyon içerisinde davasını tanıtmak ve davası için bir mücadele sürdürmek. Dördüncüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü iletişim araçlarını, basın yayın, toplantı vesaire, bütün bunları kullanarak Doğu Türkistan davasını ilan etmek, tanımlamak ve tarif etmek mücadelesi. Beşincisi, başta Türkçe ve Uygurca olmak üzere çeşitli dillerde çok farklı alanlarda yayın faaliyetlerinde bulunmak. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şahsiyetin karşısındayız ki İslami ilimlerde bir fakih niteliğinde fetva verecek amirlik niteliğinde bilgiye sahip. Çünkü kendisinin okuduğu Kaşgar Diyoban Medresesi gerçekten nitelikli bir medresedir. İslam aleminin yetkin insanlarıdır. Aynı zamanda düşünebiliyor musun? Şairdir. Aynı zamanda operat yazabilecek anlamda. Operat ve opera bizim İslam kültüründe pek bilinen bir tür değil. Bunu bile başarabilecek nitelikte farklı kanallardan, vecihelerden donanıma sahip bir insanla hakkında konuşuyoruz. Ve bu faaliyetleri yaparken altını çizmek istediğim önemli bir hadise var. Mehmet Emin Buğra bütün faaliyetlerinde, başta dava arkadaşı olmak olan İsa Suatbek olmak üzere bütün hemşerilerle istişare halinde, organize bir şekilde onların bilgisi altında ve onların desteğiyle bu faaliyetlerini yürütmüştür. Çünkü Mehmet Emin Buğra şunu çok iyi biliyordu. Daha doğrusu bizim de çok iyi bilmemiz gereken bir şeyi bize hatırlatıyordu. Bir dava ancak onun birinci muhatabı olan öz milletinin desteği, ilgisi, alakası, muhabbeti, sevgisi olmadan asla ilerleyemez, akim kalır. İkinci ve üçüncü destekler, onlar faktörü anlamında birinci, ikinci sırayı teşkil etmezler. Yani bu mesele çok önemlidir. Yani siz kendi davanızı kendiniz desteklemez ve kendiniz için kurulan meclislere siz iştirak etmezseniz üçüncü ve dördüncü meseleler bu problemi çözmez. Yani bu konuda gerçekten biz ızdırap içerisindeyiz. Mehmet Emin Buğra bu söz konusu ettiğimiz beş hadiseyi, beş önemli gördüğü noktalara değindiğimiz meseleleri halletme adına derhal Türkiye'ye gelir gelmez, başta dönemin başbakanı Adnan Menderes, meclis başkanı Refik Koraltan, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile başta olmak üzere pek çok siyasi meclislerle konuyu taşımış ve özellikle Hindistan'da ve Pakistan'ın belirli bölgelerinde yerleşik olan 1850 aileyi, muhacerattaki orada kalan aileyi Türkiye'ye getirme adına girişimlerde bulundu. Ve nihayet 13 Mart 1952'de 3 Taksim 14.595 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle söz konusu muhacirler Türkiye'ye gelebilmiştir. Değerli Hazırım, şu an Türkiye'ye gelen, ikamet alan, eğitim faaliyetlerde bulunan her tür nasıl bir şekilde Türkiye'ye gelip ve bu huzurda yaşayabilme ve ikamet ve bir takım imkanlara sahip olabilmenin temel taşı bu maddede yatmaktadır arkadaşlar. Ve bunlar da Mehmet Emin Buğra'nın ve değerli arkadaşlarının mücadelesi sonunda elde edilmiş kazanımlardır. Evet, Mehmet Emin Buğra ikamet meselelerini ve barınma ile temel insan ihtiyaçları bir nebze olsun çözümünü bulduktan sonra 1951 ve 53 yılları arasında Türkistan adlı aylık bir dergi çıkarmaktadır. Türk alemine hitap eden bu ilmi dergide Emin Buğra'nın yanı sıra Doktor Saffet Engin, Doktor Oktay, Doktor Temiroğlu, Doktor Reza Oğuz Türkan'dan yazıları yayınlanır.
1953'te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Mehmet Emin Buğra İstanbul'dan ikametini Ankara'ya alır. Niye? Çünkü Ankara siyasetin ve Türkiye'nin idare edildiği bir merkezdir. Davasını merkezden tam kalbinin ortasından, noktasından vurma adına oraya Ankara'ya bütün zorluklarla Ankara'ya taşınmıştır. Ve orada iki temel faaliyetleri beraber yürütmektedir. İlmi faaliyetler ve siyasi diplomatik faaliyetler. Mehmet Emin Buran'ın hayatında enteresan bir hadise vardır. Siyasi olma yanı sıra ilmi olabilmek, ilmi olduğu kadar da siyasi bir konjonktüre sahip olabilmek çok nadir bir tarihi şahsiyete nasip olan bir şeydir. Bunu herkes gayet çok iyi bilir. Bazı ilim adamlarımız vardır, siyaset yapamazlar. Siyaset sahibidir, ilim ve irfan konusunda o kadar yetkin olmayabilirler. Biz burada eskilerin tabiriyle Zülcenahayn bir şahsiyeti karşısındayız. Yani iki kanatlıdır. Hem ilim vardır, hem siyaset vardır. Hem dünya vardır, hem ahiret vardır. İkisini bir bütünlük içerisinde mezzedip kendi hayatında temsil etmekle beraber davasını da bu şekilde temsiliyeti noktasında mücadele etmiştir. Ayrıca 1956 yılında Doğu Türkistan'ın Sesi, The Voice of Turkistan adlı İngilizce tercümeyle dergi çıkarmaya başlamış. 1952 yılında Doğu Türkistan'ın Dünü ve Bugünü başlıklı bir kitapçık. 1954'te İstanbul'da yayınlanan Doğu Türkistan Hürriyet Davası ve Çin Siyaseti, Kalem Küreşi, Uygurca Türkçe çevresi ki bu Kalem Küreşi'ni Ömer Rahmet hocamız beyan etti. Doğu Türkistan meselelerinde özellikle Üç Efendiler Hareketi içerisinde dönemin tarihçisi Lidunfan'la karşı mücadelesinde Doğu Türkistanlar Türktür iddiasını enteresan bir şekilde sadece Türk tarihçilerinden değil bakın. Bartol başta olmak üzere bütün Rus, İngiliz, Amerikan yani Batı tandanslı mütefekkir ve tarihçilerin kaynaklarıyla hatta Çinli kaynakları da kullanarak ispat etmiş önemli bir hadisedir bu. Türkler arasında Arap İslam Futuhatı, Haydar Mirza Doğulat'ın Farsça kaleme aldığı Tarihi Reşid'in çeviri çalışmaları, Kutlu Atatürk'ün Operatif Vatan Kaygısı şiirleri bu ilmi faaliyetlerin bazen birkaçını ifade etmektedir. Mehmet Emin Buran'ın bulunduğu dönemde özellikle dikkat ederseniz Soğuk Savaş dönemi vardır. Doğu ve Batı blokları şeklinde ayrıldığı dönemde. Bu dönemde Doğu Türkistan davasını taşıma adına Mehmet Emin Buran, Batı Türkistanlı, Kafkas, İdil Ural ve Azerbaycanlı liderlerle işbirliği içinde bulunarak Türk Birliği, Türk Ortak Cephesi gibi isimler altında kurulan sivil toplum örgütleriyle Soğuk Savaş'ta Sovyet ve Çin karşısında özgür ve hür dünyanın yanında yer almakla Doğu Türkistan davasını uluslararası beynelmilerin bir düzeye taşıma çabasını görmekteyiz. Ve 15 Mart 1953 yılında bu örgütün, bu liderlerin teşkil ettiği cemiyet Ankara protokolü altında bir protokol imzalayıp bunu çeşitli yerlerde memorandumlar şeklinde hatta Amerika Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'e ortak bir tebliğ olarak sunmuşlardır. Bunun yanı sıra Mehmet Emin Buğra 1954 yılında hem hac farisesini yerine getirmek için hem de Mekke'de ki muhacir Doğu Türkistan'dan teşkil ettiği ilk kurultay diyebileceğimiz daha sonra işte biliyorsunuz Doğu Türkistan kurultayları, meclisler yapıldı. Bunların ilk örneğini teşkil eden toplantıya katılmak için İSES ve Ertekin'le böyle giderler ve orada bu kurultayda İki tane temel karar alınır. Bunlardan bir tanesi Doğu Türkistan davasının uluslararası düzeye taşınması. İkincisi Milliyetçi Çin, daha önce Üç Efendilerin irtibata geçtiği yapıyı biliyoruz Formaz'a. Milliyetçi Çin ile tekrar müzakerelerin yapılıp yapılmaması konusunda istişare edilir. Karar çıkar, evet bundan sonra iki kişi Mehmet Emin Buğra ve İsa Aktekin bu müzakerelerde temsilci olarak seçilirler. Ve Mehmet Emin Buğra kendisi ilgili birimlere, o Milliyetçi Çin grubuna bir mektup yazar. Ve mektubunda mutlaka bir kırmızı çizgi olarak şunu çizer. Doğu Türkistan'ın müzakereler sonucunda ulaşılacak hedeflerde Doğu Türkistan'ın müstakil bir yapıda olmasını kabulünü şart koşar. Tabi bu ilgili birimler tarafından reddedilir ve müzakereler başlamadan sonlanır. 1954'te Ürdün'de düzenlenen İslam Konferansı, aynı zamanda 1958'deki Karaçi'deki İkbal ve Türkistan faaliyetleri, 1958'deki Pakistan Lahor ve Rawalpindi'de gerçekleşen toplantılar, 1959 Bağdat İslam Konferansı'na gözlemci olarak katılması, hatta bu yıllarda enteresan da Mehmet Emin Buğra Doğu Türkistan'daki hadiseleri yakından da takip etmektedir. İlginç bir anekdot. 1959 yılında bir makale yazar. Makalesi şöyledir. Çin atom bombası yapmaktadır. 59 bakın. O zaman kimse bunu ciddiye alarak hale almaz. Sene 1964. Çin ilk nükleer denemesini yapar. Mehmet Emin Buğra, Çin'deki durumu o kadar yakından takip etmektedir ki atom bombası çalışmalarını bununla ilgili birimlere bu bilgi de ulaştırıldığı zaman onlar bunu çok fazla da kale almazlar. 1960'ta Yeni Delhi'de düzenlenen Uluslararası Müstemlekeye Karşı Asya Afrika Halkları Konferansı'nda İsa Aktekin'le birlikte Türkiye'den Doğu Türkistan heyeti olarak katılırlar ve burada pek çok ileriye dönük müzakereler ve özellikle
o dönemin farklı toplumlarındaki kanaat önderleriyle bir iletişim ve diyaloğa geçilir. Evet, burada vaktinizi fazla almamak üzere çalışmalarımın, tebliğimin tamamlamak istiyorum. Yalnız bir anekdotla Mehmet Ali Buran'ın Türkiye'deki çalışmalarında Ömer Hocam'ın bahsettiği bir nokta vardı, önemli bir noktaydı. Yani Doğu Türkistan davasını yerel siyaset ötesinde tutmayla ilgili bir dava. Bu anekdotu ben Yunus Buğra'dan dinledim. Yunus Buğra kimdir diyeceksiniz. Yunus Buğra, Mehmet Emin Buğra'nın kızı Fatma Buğra'nın eşi, aynı zamanda damadı olup aynı zamanda yeğenidir. Bizim sülaleden dedemin de abisi olmaktadır. Bir gün bana kendisi arşivde olmayan enteresan bir anekdotu bana aktardı. Ben de hazırını aktararak değerlendirmeye sunmak isterim. Sene 1960, malum elim hadise gerçekleşmiş. Adnan Menderes hükümeti devrilip askeri bir junta sistemi ele geçirmiştir. Ve akabinde Cemal Gürsel Paşa meclisi iki tür bir yapıda kurma adına bir faaliyette bulunur. Bunların bir tanesi Cumhuriyet Senatosu'dur. Bilenler bilir, hocalarım buradan. Yani meclis iki kısımdan oluşuyor. Halk meclisi bir de Cumhuriyet Senatosu'nda. Ve Cumhuriyet Senatosu'nun özellikle büyük ordinalist profesörleri, kanaat önderlerinin hukukçu ve savcıların oluşturduğu bir yapıdan teşkil etmektedir. Bir gün biz evde oturuyoruz diyor Yunus Buğra. Kapıya askeri bir araç yanaştı. İçerisine baktı ki Cumhuriyet Forsu var. Heyecanlandık, acaba bir hadise mi oluyor diye. Tabi Cemal Gürsel Paşa gelmemişti. Yaveri gelmişti. Emir Sobayı gelmişti. İçeri girdi. Selam kelamdan sonra şu teklifte bulundu. Cemal Gürsel Paşa sizin Cumhuriyet Senatosu'nda görmek ister. Büyük bir tekliftir bu. Günümüzde öyle bir teklif yapılsa acaba hanginiz reddedebilir onu bilmiyorum. O gün Mehmet Emin Buran'ın tavrı şöyleydi diyor. Yunus Buran anlatıyor. Ayağa kalktı. Ceketini yükledi ve şöyle dedi. Paşama en derin saygılarımı ve selamlarımı iletsin. Yalnız benim acizane mücadele verdiğim Doğu Türkistan davası yerel siyasetin üstünde bir meseledir. Dolayısıyla bu nazik davetinizi kabul edemeyeceğimi saygılarımla, ihtiramlarımla, hürmetlerimle kendisi iletsin. Bu müthiş bir hadisedir. Ve görüldüğü üzere Mehmet Emin Buğra davasını anlatma adına ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok girişimlerde bulunmuş olmasına rağmen davayı sadece belli bir siyasal söylemin dar kalıpları içine almadan ve dejenere olmasına asla müsaade etmeden bir mücadele vermiştir. Sanırım bize de böyle bir örneklik, böyle bir çizgi lazım ve biz de inşallah böyle büyüklerimizin ayak izlerini takip ederek, özellikle meşhur bir söz vardır bilirsiniz. Eğer bataklıkta yürüyorsanız kendinizden önce yürüyen ayak izlerine basın ki siz de başka bir bataklığa batmayınız. Değerli hazırım, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selam ve dua ile diyorum. Teşekkür ederim. Selam.